Merhaba retro oyun severler. Az sonra izleyeceğiniz Super Nintendo Mini muhabbeti 14 Ekim 2017 tarihinde Mahir Sümer arkadaşımızın evinde çekilmiştir. Kayıtta duyacağınız sesler Mahir Sümer, Ozan Sarı ve Serkan Arslan arkadaşlarıma ait. Çok sistemli bir inceleme beklemeyin ama sanırım dağınık da olsa her şeyden bahsettik diye düşünüyorum. Mahir Sümer'e de bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet, Mahir Sümer'in evindeyiz. Burada olmamızın nedeni aslında PlayStation VR'a bir bakalım dedik ama tabii ki Super Nintendo Mini'yi de çekmeden olmazdı. Hatta arka tarafta da görmüş olduğunuz gibi Super Famicom Mini de mevcut. Tabii ki aynı şey. Sadece içeriğinde iki oyun. Kaç oyun İki ya da farklardı? üç oyun farklılık var diyor. İki Bir üç tanesi oyunluk. işte Fire Emblem var mesela. Ondan sonra bir tane bir tanımadığım bir karakter. Hani SNES'ten hani belki Famicomcuların, Japonların bildiği ama bizim çok aşina olmamız bir karakter var. Sanırım onlar farklı. Yani çok da hakim değilim açıkçası. Ben hani bir tanesini başka türlü kullanırım. İçine bol bol oyun yüklerim Tabii. diyerek aldım. Ona da bakacağız şimdi. Diğerini de şey olarak aldım. Saklamak için aldım. Orijinal. Bunlardan bir tanesini hackledim. Evet, Programla. Programla. Zor bir iş değil, değil mi? çok kolay. Sağ olsun arkadaşlar. NES Mini'de yaptıkları hack işini SNES Mini'ye de taşımışlar. Aynı uygulama zaten ikisini yapan şey. Aynen. Şu anda Tabii. güncel versiyonunu indirdiğin Var. zaman hem NES Mini'de hem de SNES Mini'de kullanabiliyorsun sanırım. Evet. Aynı program mı? Aynı Aynı program. program ama Orada şöyle. seçenek var. Direkt işte dört tane seçenek çıkıyor. NES Mini, Famicom Mini, Super işte NES Mini, Super Famicom Mini diye. Hangi cihazı bağladıysan onu seçiyorsun ve Anladım. içine ROM'larını İşte öyle atıyorsun. üstü gibi. Aynen Ama tık tık. burada araya girip bir V-Hack gibi illegal olmadığını da belirtmek lazım bu hack'in. Aslında her türlü illegal Yani ama. her türlü illegal. Belki garanti kapsamı dışına giriyor Ha olabilir evet, ama o onun çıkartabilir. dışında bir illegallik yok. Sonuçta bunun harici bir oyunu satılmayacak Tabii bize. hak yemek gibi bir şey Hak, yok ya yani. evet, Hani oyunlar. hak yemek kısmı yok. Yani bu da illegallik yok anlamına geliyor olabilir. Yani ben açıkçası bunun için attığım oyundan vicdan azabı duymam. Hadi Ya şimdi açık konuşalım. Evet. 100 euro gibi bir rakam veriyorsun ki o da hani erken bulabilirsen ürünü. Şu anda 150-160 eurodan başlıyor. 100 euroluk bir cihazda sadece 20 oyun oynamak için çok almak mantıklıca değil açıkçası. Yani bunu alırken ki hedefimiz az çok hepimizin belli. Yani NES Mini hacklendi. Bunu da hackleriz ve oynarız ki oldu. Ben şu anda gayet memnunum. Yani o verdiğim parayı çatır çatır değdiğini Bu arada düşünüyorum. ben gerçekten Super Nintendo, ben biraz NES'ci olduğum için NES kısmını çok iyi takip ettim de Super Nintendo kısmını çok ciddi anlamda takip edemedim. 20 artı 1 nedir? Artı bir şöyle SNES için hiç yayınlanmamış Star Fox 2 oyununu koymuşlar. Evet. Aslında ona da verilmez Evet ama onun artı 1'in ha onu artı bir onu temsil ediyor. Star temsil Fox ettiğini 2 hiç bilmiyordum. yayına girmemiş. Yani kaset olarak, kartuş olarak hiç satılmamış. Buna koymuşlar. Ve şöyle de bir şey yapmışlar. Mesela direkt taktığın zaman oyuna giremiyorsun. İlla Star Fox oyununun birinci level'ını bitirmenin zorunlu koşuyor. Çok güzelmiş. Birinci level'ı bitirdikten sonra orada bir hediye paketi tadında açılıyor. Artı biri ondan koymuşlar. Star Fox bu arada zor bir oyun değil zaten. Birinci level'ı geçmek çok kolay. Değil tabii. Yani hani hastaları çok, yani ben mesela çok sevenlerden değilim. Hani sırf Star Fox 2'yi açmak için oynarım büyük ihtimalle ama zor bir oyun değil genel olarak. Star Fox hastası da varsa bu cihaz onun için ekstra Tabii tabii artı tabii. bir değer Zaten sırf kazanıyor. Star Fox 2 için alan bile olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü Star Fox 2 hani bu yayınlanmamasının verdiği gaz bazılarının sırf makine almasına sebep olmuş Ben olabilir. Star Fox ilk oyunu oynadım galiba, tam da şey değilim de. Star Fox 2 diye normalde bir oyun var mı peki? Yok. Yok işte İşte yani yayınlanmış bir hiç oyun değil. yayınlanmış bir Hayır, oyun Star değil. Fox 2 budur. Bunu yayından Hayır hayır kaldırır, hayır. başka bir Star Fox 2 Yok. yayınlar. Öyle Hayır yok. değil. Öyle değil. Star Yok. Fox 2 diye bir Hiç oyun yoktu. ismi hiç Bu yoktu. SNES Mini yani belki hani söylenti halinde vardır. Belki ekran görüntüsü paylaşılması vesaire ama çok takip etmediğimden. Ama sanırım SNES Mini duyurulduğunda o biraz alevlendi. Star Fox 2 o hiç yayınlanmamış bir oyun Ya Star falan Fox diye. 2'nin bitmiş bir bitirilmeye çok yakın bir oyun olduğunu biliyorduk zaten. Hatta sanırım bunların ROM'larını bir şekilde ele geçirenler bunların kartuşlarını da yaptı gibi saçma bir şey Ben kalmış çok hakim aklımda. değilim Korsan. o Evet, korsan bir tarafa. şekilde kartuşları yapıldı gibi bir şeyler kalmış aklımda. Ama tabii bu benim hani bir yanılgım da Ya olabilir. ben de Bunu çok kontrol hakim değilim ederiz hani internetten daha ben sonra. Star Hatırlıyorum, Fox Tombra olduğunu olabilir tartışmıştık olabilir yani sanki. hani dediğim gibi çok Ya hakim tarihin olmadığından en büyük yorum yapamıyorum ama korsanlıklarından biri o. evet. Nintendo'dan alacaksın da. Artı bir meselesi evet onu temsil ediyor. Aynen. Peki mesela benim için bu hem Nesmine hem de Nesmine benim ilk duyduğumda verdiğim tek bir şeydi. Anam bunların kollarını almak lazım. Mesela Nes'in kolunu aldım, çok memnunum açıkçası. Ve Wii'de kullanıyorum. Wii'deki lisanssız emülatörde kullanıyorum. Peki bunun koluyla ilgili
Ne düşünüyorsun? Yani bunun kolları zaten satılmıyormuş gerçi. O benim için yok, büyük bir yani hayal kırıklığı olmuştu. En azından şimdilik kolu satılmıyor. Hani normal bu Wii bağlantısına sahip bir kol. Belki bunları biliyorsundur. Wii'nin özel bir versiyonunda çıkmıştı aslında bunlar için böyle paketli. Hatta işte fiyatları normalken 100 Euro'lara falan fırladı Club şu anda. Club Nintendo'nun çıkarttı. Yok satılan versiyonu da gördüm sanırım ben. 100 Euro gibi bir rakama satılıyordu. Ondan sonra onun hani tarzında bir oyun ama hani benim çok hoşuma gitti. Normal orijinal SNES kolu zaten. Haricen satılsın da isterdim maksat yedek dursun diye. Gerçi içinden iki tane çıkıyor. İki tane hani evde çok iki kişi oynamayacağını düşünürsen bir tanesini saklamak mümkün. Benim hoşuma gitti. Ben bunu fırsat bulduğumda Wii U'nun Virtual Console'unda da denemek istiyorum aslında. Onda da SNES Mini oyunları çalışıyor. Var mali. Çalışıyordur. Ama hani ne derece tat verecek merak ediyorum. Bakalım. Açıkçası olabilir abi. Açıkçası şeyi nasıl diyeyim? Ben orijinal Super Nintendo koluyla kıyasladığım zaman Super Nintendo Mini'nin kolunu D-pad'e hariç oldukça yakın buldum. D-pad'ini biraz yüzeysel buldum. Yani yüzeysel derken hani fiziksel anlamda bir sığlık var D-pad'de. Evet. Onun dışında oldukça iyi bir kol ama yine sende deneme şansı buldum. 8-bit Do diye bir Super Nintendo kolu vardı. Yine aynı kalıp. Bence gerçek Super Nintendo kolunun birebir aynısı olan o. Yani D-pad hissini size de hani denettirdim abi bak bence bu aynı şekilde evet, gibisinden. Evet. Hani siz ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama hani bence hani bunun aynısı olsun aga diyorsan 8-bit Do'nunkini alacaksın. Çok da hatırlamıyorum aslında orijinalini. Hani kaliteli güzel Super Nintendo formatında bir kolum olsun diyorsan da bu orijinal Super Nintendo mu? Evet, yok. Evet. Bu şey SNES Mini'nin. SNES Mini'nin. SNES Mini'nin kolu. SNES Mini'nin kolu da işinizi görecektir kesinlikle. Yani, bence de görecektir. Yani sen bugün söyleyene kadar ve o ikisini karşılaştırma ihtiyacına göre ben farkını varmamıştım. Yani bu kolun yeni olmasından kaynaklı aslında D-pad'in öyle olduğunu düşündüm. Hani öbürüne eski bir aşınmışlık vardır vesaire diye ama evet bir kaviste bir sıkıntı var D-pad'de ama yok çok hani öyle tabii, kafayı yok. Takmazsan fark edilecek yok, bir şey değil aslında. Yok kaliteli bir kol. Yine tabii. Kaliteli güzel klasik bir kol ama hani buna çok alışkınsan ve aynı evet. Anda iki cihazı da kullanıyorsan hem gerçek senesini hem de SNES Mini'ni kullanıyorsan farkı yarattırır yani fark ettirmeyecek olan 8-bit Do'nun kolu. 8-bit Do da çok güzel. Hatta 8-bit Do için şey yapmak istiyorum. Bu dongle'larından alıp. Orada söz konusu kolumuz da bu. Gördüğünüz gibi evet. Fiziksel olarak pek de bir farklılığı yok. Yani bunu dongle'ından alıp da belki denemek de istiyorum. Şu şekilde gösterelim. Bu orijinal bir Super Nintendo kolu arkadaşlar. Bu 8-bit Do kolu. Bu da Super Nintendo Mini'nin kolu. 3 tane aynı koldan tutuyor gibiyim zaten elimde. Şu anda hani üstün körü baktığınız zaman hiçbir fark yok neredeyse. Bunları da koyalım. Peki paket içerikleri olarak iki tane versiyon var elinde. Bir tanesi Super Famicom Mini, bir tanesi Super Nintendo Mini. Bunların paket içeriğinde bir farklılık var mı? Yok. Yani tabii şey olarak var. İşte Super Famicom'da buradaki markamız Super Famicom olarak yazıyor. Açarız birazdan bakarız. Kollar da yine aynı şekilde Super Famicom yazıyor. Ama hani paket içeriği olarak hani materyal olarak düşünürsek aynı. İki tane kol, işte şarj kablosu. Ondan sonra kitapçıklar, kullanma kılavuzları ve alet. Sadece şarj kablosu. Kablo var. Şarj fişi adaptör yok. Adaptör yok. Mesela Amerikan versiyonlarında NES Mini zamanında Amerikan versiyonlarında çıkıyordu ama Avrupa versiyonlarında bir de çıkmıyordu. Sanırım Japon versiyonlarında çıkmıyordu. Onlarda bu, kablo bile çıkmıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok şu an emin olamadım da NES Mini'lerde kablo dahi çıkmıyordu bildiğim kadarıyla. Ama çok emin değilim. Evet bu bildiğimiz USB kablo aslında bu. Telefon adaptörüyle çalışıyor. Aynen. Yani 5 voltluk o klasik telefon şarjlarıyla çalışan bir sistem. O USB'nin üstünde Nintendo yazıyorsa insan hoşuna gider. Aa, işte, tabii, yazıyor tabii. Mu yazmıyor mu? Ben de bakmadım yani üstünde. Yok ben yazmıyor sanırım kablolarda. Paket içeriğini görmek adına şu Super Famicom Mini'yi bir açalım. Üst tarafı buradır inşallah. Dur bakayım. Haydi maşallah. Evet, çok. Bunu çıkardın mı kutudan daha önce? Çıkardım. Tamam. Yani. Bu arada Mahir abi sen şey hani crackledin diyorsun şeyi SNES Mini'yi de Super Famicom almışsın onu da cracklememişsin. Hani bir tane de orijinal kalsın diye. Yani, tabii orijinal o kalsın mantıklı diye. Orijinal kalsın diye aslında hacklemek istemedim. Bu da dursun elimizde diye aslında bu da hacklenip. Yani işin sonunda çünkü 300 MB gibi bir hafıza var. Bütün SNES oyunlarını almaz. Ama ikisi bütün SNES oyunlarını alır büyük ihtimalle. Mesela bundan HDMI kablo çıktı. Çıkıyor. Diğerinde çıktı mı? Var çıkıyor. Evet. Tamam. İkisinden de çıkıyor. Güzel bir detay.
Ben hemen marka bakıyorum, HDMI kablosunun üstünde falan var mı diye. İşte şarj kablosu. Şarj kablosu. Kablosu. Evet. Kaliteli bir kablo ama herhangi bir markası yok bununla. Başka bir şey var mı? Altta başka bir şey yok. Cihazımız burada. Ayrı bir haznede. Çok sevimli, çok güzel. Evet. Yani dediğim gibi burada birinde Super Nintendo yazarken birinde Super Famicom. Bu arada biz daha önce yaptığımız NES Mini denemesinde bazı oyunlarda bariz bir girdi gecikmesi, yani tuşa basmanızla ekranda hareketin gerçekleşmesi arasında ciddi bir farklılık görmüştük. Bunda açıkçası böyle bir şey sezmedim. Birkaç tane oyun deneme şansımız oldu videodan önce. Bunda öyle bir şey sezmedim kesinlikle. Ama denediğim ve hayal kırıklığına uğradığım şey, şuraya parmağımı sokup içine girememek oldu. Eject de aynı şekilde. İnsan aynı basma şekilde ihtiyaç duyuyor böyle. Buradaki gibi böyle bassın. Ya Eject'te ben galiba Super Nintendo basmıyorum ya. Böyle asılarak çıkartıyorum galiba. O işte senin ayıbın olmuş. O senin ayıbın olmuş abi. Yani Super Nintendo'da öyle bir alışkanlığım yok diye düşünüyorum ama şuraya şöyle bir insan bu kapak çalışıyor mu diye basıyor. Ve çalışacak gibi de yapmışlar yani. Evet. Şöyle baktığınız zaman. Evet. Ben, ama resetin çalışması ve power'ın yani aynı şekilde çalışması çok güzel. Sen Cengiz şu kapaktan bahsetmiştin. Bu korkacak, hani yakın zamanda zarara uğrayacak. Evet, Ozan demişti aslında. Alttan açıyorsun abi. Öyle bir yazıklığı var. Nasıl? Alttan şuradan çekerek. Ha, alttan çekerek. Evet evet, alttan çekerek açıyorsun. Ama bu şekilde bence yapmışlar. Kapalı hali çok güzel duruyor abi. Kapalı hali çok güzel. Ya çünkü ben şeyde NES Mini'de bu kapalı halinde şu kol girişleri, evet, kırılabilir ama biraz ilk sert. Baktığında bir şey yapıyor seni, eğreti ediyor hani alışkanlık olduğun için. Hı-hı. Bu o görsel açıdan tamamlamış. Çok ama, tamamlamış ama kapalı bence dururken. Öbür kapalı türlü kol dururken varken de çok çirkin bir görüntüye sahip oluyor, evet, bence. Şu şekilde. Evet. Yani kol takılıyken çok çirkin bir görüntüye, evet, sahip oluyor. Beni de o rahatsız ediyor açıkçası. Alabilir miyim? Kapalıyken evet katılıyorum. Çok güzel bir görüntü ama devamlı kablo takılı olacağını düşünürsek biraz çirkin bir görüntü. Şu şekilde bir, evet, görüntü oluyor. Şu anda bulanık. Şöyle gösterelim. Yani onu çok tak çıkar yaparsan o dediğimiz gibi kırılacaktır. Bir tane o kapak. Diğerini açmamıza gerek yok. Bir tane de Super Famicom kolunu gösterelim. Az önce kol mol derken şarjı bitti kameramız. Onu hallettikten sonra devam ediyoruz. En son Super Famicom kollarına bakıyorduk arkadaşlar. Sağ tarafta görmüş olduğunuz bir orijinal Super Famicom kolu. Diğeri de şu yani. Renginden de anlaşılacağı üzere. Super Famicom Mini'mizin. Bu arada Super Famicom Mini'ye de hiç dilim dönmüyor. Zorlanıyor mu söylerken yani? En güzel SNES Mini demek SNES öyle. SNES Super Famicom, evet, falan. Super Famicom demeye dilimiz alışmamış. Evet, evet. Mini'de bir şey yok da. Bunu da şöyle kaldırabiliriz. Yine aynı his bunda da var arkadaşlar. Super Famicom'la yani kolların D-pad'leri arasında çok az bir miktar farklılık var. Onun dışında oldukça benzer kollar. Şimdi neyi yapalım? Şu klasik boyut karşılaştırmasını mutlaka yapmamız gerekiyor tabii ki. Şöyle bir Super Nintendo ile. Yine Super Nintendo olanı alalım. Boyut karşılaştırması için. Famicom muymuş? Aynen. Şu şekilde gösterelim. Tıpa tıp aynısı ya. Değil mi? Evet. Evet, gözüm hani... Yani böyle şey yaparsın ya. Suya düşmüş de çekmiş gibi. Aynen. Böyle bir ona bakarsın, bir ona bakarsın. Aha. Böyle farkı görmeye çalışırsın ya. Bak işte NES Mini'de o kol girişleri yüzünden böyle hissettirmemişti. Evet. Bu da hani yani en azından bana böyle hissettirmemişti. Böyle mi bakaydım? Ha. Bir şey yok gerçekten de. Ya genel olarak NES'in de kasasının çok kaba olduğunu düşünürsen aslında hani bir şeyle benzemiyor. Düz böyle dikdörtgen böyle bir kare. Bazı şey bir makine. Logo aslında sevimlilik faktörü onun Famicom logo versiyonunda. Ha yani tabii, tabii. Mini muhabbetinde tabii. Famicom Mini, hı-hı, çok daha sevimli duruyor, evet, yani. Onun da kolları nasıl? Abi ondan daha dinlemedim. Bir gün edinize bir şeyler kollarını da denemek bakalım, istiyorum. Değil mi? Evet. Ben de çok açıkçası, aha, detaylı bir şeyini şu yapmadım. Şu herhalde bir Game Boy mikro boyutunda falandır herhalde kolları. Çok da ufak olacağını zannetmiyorum ya. Bilmiyorum ki süper orantılı ufaltılarsa. Ya çünkü kolu da yanına takabiliyorsun falan. Evet işte hani öyle orantılı varsa. Bayağı küçük bir şey olabilir. Evet, yani logolar bile gerçek oranda ufaltılmış gibi. Yani böyle birbirine bakıyorum, birbirine bakıyorum. Şöyle bir, şurası biraz olmamış diyeceğim ama sadece PAL versiyon yazmıyor yani kapağın, evet, üstünde. Başka, evet, bir farklılık yok. Ben onun ikisinin de yakın çekim fotoğrafını çektim. Evet. Yan yana getirince hiçbir fark gözükmüyor. Anlaşılmıyor yani. İkisi de aynı boyutta çıkıyor, hiçbir fark gözükmüyor. He bak, extension şeyini yapmamışlar. Koyalım. Evet.
Bu arada hani Super Nintendo kavramı, pardon, bu mini konsol kavramı aklında pek bir şey canlandırmayanlar için söyleyelim. Arkadaşlar bu cihazlar gerçek bir Super Nintendo'nun ufaltılmış hali falan değil. Böyle bir fantaziyle bakmayın olaya. Bunlar emülasyon cihazları ama şirketin kendi ürettiği orijinal bir ürün olmasından dolayı değerli. Mesela biz daha önce Sega'nın plug and play'lerini çok gördük. Atari'nin plug and play'lerini çok gördük ama bunlar orijinal Sega tarafından veya orijinal Atari tarafından üretilmiş şeyler değildi. Size hani hiçbir anlam ifade etmeyecek, hatta o plug and play'in üstünde görene kadar hiç adını duymadığınız oyuncak firmaları tarafından üretilmiş tartışılabilir yani böyle şaibeli kalitelere sahip ürünlerde. Şimdi zaten benim de yani ilk Nesmin evet çıktığında da benim de cezbedim onu. Yani şimdi sonunda baktığın zaman ucuz bir Raspberry ile yapabileceğin her şeyi yani daha doğrusu Raspberry ile daha fazlasını yapabiliyorsun aslında. Evet. Ama Nintendo lisanslı bir ürünün çıkıyor olması insanı cezbediyor. Yani yoksa çok ahım bir makina ya da böyle süpersonik bir şey değil. İşin sonunda şu cihaz ve büyük ihtimalle aynı kartı kullanmışsın öbürü de yaklaşık 300 MB gibi bir hafızaya sahip ki 300 MB çok komik bir rakam aslında baktığın zaman yani günümüzde. Evet. O yüzden şey hani lisanslı olması dışında açıkçası bir numarası yok. Yani tartışmasız olan kısmını bir kenara kaldıralım. O da şu kesinlikle çok güzel. Yani baktığın zaman hani o insanda her şeyin minyatürünü sevme şeyi vardır ya böyle bir refleksi vardır. O refleks kesinlikle buna karşı da uyanıyor. Hatta bu az önce bahsettiğimiz kol portlarının bile düzgün yapılmış olması çok güzel bir hava katıyor. Ama işte hani Raspberry Pi dediğin FPGA diye de bir yöntem var. Hani farklı donanımları taklit edebilen bazı çipler var. Hani bunları programladığın zaman orijinal donanım gibi çalışabiliyor. Ama bu herkesin yapabileceği bir şey değil. İnsanlar sonuçta bir ROM indirmek için bile nereye bakacağını bazen bilemiyor. Veya emülatör ne, ROM ne, hani insanın kafasında bu kavramlar yok. Biz bu işin içinde olduğumuz için yani retro cihazlarla ve retro oyunlarla gerek donanımı üzerinde veya donanımı dışında oynamaya çalıştığımız için sürekli biz bunları biliyoruz. Hatta ben ilk emülatörü 98 yılında falan kullanmaya başladım. Hani ilk kez. Hani o zamandan beri aklımda ROM, emülatör ikilisi hep duruyor. Hatta bir oyunu oynamak için önce grafik emülatörünü açıyorduk, sonra ses emülatörünü açıyorduk, sonra da oyunu yüklüyorduk falan. Öyle bir şeyler vardı. Bir de buna şey bakarken yani hani ona vereceğim parayla şunu alırım, bunu alırım gibisinden ziyade bu güzel bir hediyelik. Evet. Yani bunu çok güzel birine hediye edebilirsin. Ya bunu adam ofisinde masasının üstüne bile koyabilir yani. Sırf gözüksün dursun diye duruyor, çevirmeyeyim. Gözüksün dursun diye masanın üstüne bile koyabilir. Kendi işini yapan, ofisi olan, örnek veriyorum, bir emlakçı. Hı hı. Bunu dükkanına koyar, senin dediğin gibi 8-bit do bir kablosu kol alır. Dükkanda televizyonun yanını koyar, açar bir yarım saat oynar. Bu gibi avantajları var. Yani illa ben bir 100 euro verdim, bunun karşılığında ya 50 euro daha koyarım, işte bilmem ne konsolunu alırım diye bakmamalı lazım. Çok güzel bir ürün ortaya koymuş Nintendo. Buna da eğer şansı varsa, bütçesi varsa almak bence tabii bu işlerin içindeysen de birden içine 300 tane oyun atabileceğin bir konsola yani emülasyon canım, konsoluna tabii. da dönüşüyor baktığın zaman ve bunu ufaltılmış bir Super Nintendo görüntüsü altında yapıyor. Bir de şeyler var yani bir insan emülatörden anlamayabilir, ROM'dan anlamayabilir ama çocukluğunun çok güzel anıları Super Nintendo üzerinden yürümüş olabilir. Arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler hepimiz falan. Hepimiz öyle olmadı mı? Şekil. Ulan yani, Atari salonundaki oyun değil mi bu? Mantığıyla oynadık hepimiz aynen. bunu. Bu insan format atmayı bilmiyor olabilir, bilgisayarında hani virüs bulaştığı zaman hani yana yakıla bilgisayarca koşuyor. Yani teknolojiden, teknolojiyi kullanan ama bakımından ve onarımından anlamayan bir insan olabilir sonuçta. Hani bırak Raspberry Pi'yi, hani bilgisayarına bile bir şey olduğu zaman kendi çözüm üretemeyen bir insan olabilir. O noktada yani nostalji yaşamak için çok ideal bir cihaz. Yok, yani ben memnunum. Almış olmaktan ki ha, ben hep söylüyorum. ya benim için mesela benim için evet. Super Nintendo'nun yeri çok var. Yani benim küçükken neşim de vardı ama. O az önce söyledim yani o Atari salonundaki oyunu hissiyatını getirmiş olmak benim için çok büyük bir şey. Bambaşka. Sen buna da çocukluğunda sahip olduğun için tabii. O daha bir upgrade'di senin tabii. Yani, en böyle neşeli anım bunu aldığın zaman. Street Fighter içine takıp oynadığın zamanki heyecan kadar güzel bir şey yok abi. Yani hani bakıyorsun. Aynısı.
Öyle düşün. Çocuk gözlüğü aynı. Yani tabii ki aynı değildir. Atari salonundaki çok daha iyidir, lafım yok ama. Ama diyorsun ki ulan evde jeton derdim yok. Hani jeton atmışam ben bunu oynayacağım diyorsun. O yüzden benim için yani SNES'in yeri ve bence ben hep iddia ediyorum. Hani dönemsel olarak karşılaştığın zaman bence en iyi kol SNES kolu. Ben yani ona... bu konuda çok iyi tartışma çok iyi çıkacaktır. Evet. En iyi demem ama evet, ben bana göre hani bana göre en iyi kol SNES kolu. Şuradan doğru kessek. Bu tarafı SNES olsa, şu tarafı da Mega Drive olsa benim işime gelir. Yani çünkü altı tuş, tuş dizilimi ciddi anlamda ben bak mesela şu yok yani böyle böyle bir şey yok yani. Ben de işte ona alıştığım için. Ben de bu olay yok yani. Buradan ne şimdi nereye denk geliyor Street Fighter'da? O Street Fighter'da büyük el dediğimiz büyük. Hani high punch. Ooo çok sakat. Benim için çok sakat mesela. Mesela ben high punch hiç kullanmadığım için benim için mesela şey yapıyorum. Ama bu mesela high kick'e denk geliyor büyük ayak dediğimiz evet. Hani. Onu kullanabiliyorsun çok rahatça kick hani. Evet, ama bu, şunlarla hani Oryuken'i çekerken, Adurken'i atarken falan onları yetiyor. Yettiği için bana hiç evet. Buna ihtiyaç duymuyorum. O yüzden bana ve Mortal Kombat'ta mesela sadece blok işine yarıyor. Her iki tuşla evet. Aynı işi blok, yaptığı için. Ha blok ondan sonra... bana yetiyor. Mortal Kombat'ta bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum zaten. Mortal hatta Kombat'ın Mortal şeması çok uyumlu buna. Mortal Kombat'ta şey bile daha bile iyi. Yani blok uyumlu. Mesela 3'te evet. Blokla run atarsın bir şey. Onlara denk gelir. Daha rahat oynanır yani. Yani Street Fighter'da nasıl beni mahvettiyse yani blok diye bir tuş olayı bende yok yani. Hani o blok yok. Sadece işte Mortal Kombat X'te onu geri yapınca mı? Tabii Street Fighter'da. Street Fighter'da geri yapınca blok. Injustice'de. Injustice'da mı? Geri yapınca. Tamam. X'L'i de story modunda ben bitirdim. Street Fighter'da da geri yapınca blok. Ya ama o şeyden... Yoksa orada alıştık da. Aramızda bir muhabbet geçmişti orada. O Injustice'den bahsediyor yani. Yani blok tuşu diye bir şey bende olmadığı için Mortal Kombat'ta hiç yokum yani. O sularda yokum yani. Blok her zaman bir tuş olduğu için Street Fighter'da geri yapamıyorum ben de. Refleks yok yani öyle bir. Bununla kolla ilgili bir şey diyecektim. Ne diyecektim ama şimdi onu düşünüyorum. Buradan en iyi kullanma sebebi. Evet. Buradan kes dedim. Burası Genesis Mega Drive. Mega Drive olsun dedim. Aynen yani ben hani Mega Drive'ın D-pad'i bana abes geliyor. Aslında altı tuşlusunun D-pad'ini beğeniyorum da. Yani şu benim için D-pad budur yani. Hani evet. Famicom cihazlardan da alışma olduğumuz D-pad bu olduğu için. Ama şuradaki altı tuşun yan yana durma olayı da benim için önemli. Derken bak gene o zaman aklıma geldi. Orayı söylerken aklıma geldi. Hani sen dedin ya, 4 tuş bana yetiyor ya burada dedin ya. Aslında o konuda ne kadar haklı olduğunu söyleyecektim. Çünkü bizim Atari salonunda 2 tane makine vardı. İkisi de 6 tuşlu değildi Street Fighter. Bir tanesi 4 tuşluydu. Diğeri de High Low vardı orada bir tek. Hani middle yoktu. Bir tanesi de 3 tuş vardı. Nasıl bir yoklukmuş yani. Bak, büyük tekme. Tanımla yumruk çıkmıştı oğlum. Büyük tekme, büyük yumruk, çelme vardı. Büyük tekme, büyük yumruk, çelme. Çelme. Yani yetedebilir ben hani. Alışırsa yetedebilir doğru. Ne yapacaksın? Ama böyle rakip donla oynuyor. Sıkıntı yok. Brezilya takımı gibi bunlar. Tam yıldız yaratmışlar. Mega Drive'ın altı tuşu var. Şimdi baktığınız zaman 3 tane Atari salonu vardı. Bu benim en çok takıldığımdı. Street Fighter'ın da çok hastası değildim. Hani sevdiğimiz bir oyunu tabii ki de. Ben biraz daha böyle hani macera böyle biraz daha hani beat'em up. Ya ben de şey hastasıydım. Hani o beat'em up dedim. Yani Sunset Rider oynayayım. Evet. Captain Commando oynayayım. İşte Mustafa, namı diğer Mustafa oynayayım falan. Ama Street Fighter evde bağımlılık yarattı. Tabii. Hani çünkü Atari salonunda bir de şöyle bir şey var. Tam başlarsın bir manyak karşına jeton atar. Hadi bu sefer senin jetonun boşa gider. Tam oynayayım derken falan böyle. O yüzden çok yani yanaşmıyorsun anladın mı Atari salonunda? Çok iddialı değilsen böyle. Ben de hayatımda evde ilk defa güzel bir dövüş oyunu deneyimini o zamanki yani artık imkanlara göre Turtles, Tournament Fighters var ya. Tournament Fighters, SNES'in yine değil mi? SNES'inki değil. Hangisi? NES'inki. SNES yok da evde benim. Famicom'da. Ev imkanlarında Famicom'da en oynanabilir dövüş oyunu olarak Tournament Fighters geliyordu. Onda mesela özel hareketleri falan her seferinde düzgün yaparsan çıkartıyordu. Ama o dandik Street Fighter klonları bilmem neleri falan ya yapar ya yapmaz. Kafasına göre yani. Hareket bile ettirmek zor oluyordu ki o klonlarda adamlar. Yine bu sefer de kameramın sensörü ısındığı için kendisini kapattı. O yüzden şimdi az önceki yarım kalan muhabbeti toparlamadan size SNES Mini'nin nasıl çalıştığını ve kırılmış halinin nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Şimdi ekranın başına geçiyoruz. Evet, Star Fox'un birinci bölümünü bitirdik arkadaşlar. Star Fox 2'yi açabilmek için. Şimdi onun açıldığı anı görmeye çalışıyorum ama
Ekrana bir mesaj mı gelecek? Ne olacak? Onu bilemiyorum tabi. Buradan değil herhalde. Buradan çıktıktan sonra menüde de Star Fox 2'yi seçtiğimiz zaman aktif olacak diye düşünüyorum. Öyle mi? Reset yapalım bir. Kaydettik mi? Star Fox 2'ye gelelim tamam, bakalım ne diyecek. Kaydedik. Evet. Ha. Böyle bir şey yoktu. Evet, Star Fox 2'yi açmış bulunuyoruz buradan. Birazdan onun da içine girip bir bakarız. Gördüğünüz gibi oyun listemize eklendi. Bir de ne kadar garip değil mi? Sen bunu hem kırıyorsun, hem yanında bir sürü oyun var, o da araya giriyor. O da giriyor. Hani bundan, bu şerefsizler bunu kırmış deyip, hani vermiyorum lan Star Fox 2'yi demedi yani. Demedi. Helal olsun, Nintendo'ya buradan teşekkür ediyoruz. Tamam, birazdan bakarız, bir çayım içeyim. Evet abi, cihazımız nasıl açılıyor onu görerek bir başlayalım. Cihaz klasik Nintendo olduğu gibi. Yukarı doğru kaydırarak ve şu kırmızı ışığı görmek o kadar büyük zevk ki. Yani orijinaldeki o kırmızı ışık burada da var. İnsanı tonu, mutlu ediyor. Tonu artık. Aynı değil mi? Aynı, aynı abi. Tonu da aynı. Müthiş. HDMI'den bağlıyoruz. Televizyonumuzun HDMI çıkışından böyle bir görüntü geliyor. Ana ekranımız bu. Altta ufak ekran görüntüleri var. Şey, kutu görüntüleri var. Evet, normalde biz burada 20 adet oyun görecektik ama burada aynen, çok daha fazla oyun görüyoruz. Aynen, az şu önce anda, evet. Aslında ana ekranda 20 tane oyun görüyoruz. 21 tane daha doğrusu, evet. Star Fox'u da açtık şimdi. 2'yi de açtık. 21 tane oyun görüyoruz. Bunu oyunlarına erişmek için, hacklediğimiz oyunlara erişmek için buraya bir klasör atıyor. Anladığım kadarıyla bu menü yapısı 21'den fazla oyunu kaldırmadığı için bunları ayrı ayrı klasörlüyor. Evet. Girdikten sonra karşımıza A'dan başlayarak alfabetik liste şeklinde oyunlarımız geliyor. İşte Addams Family ile başlıyor. Evet, şimdi bu A atıyorum. A'dan şimdi 21 tane oyun, sonra yeni bir klasöre mi aynen, giriyoruz? Aynen, yeni bir klasöre girmemiz gerekiyor. İşte burada Aerofighters, Aladdin diye ilerliyor. Örneğin Asterix, Batman'ler. Bazı oyunları bilmeden iki defa atmışım. İki defa Batman var şurada mesela. O gazla kaptırıp. Akabinde hani ilerledikten sonra bu nerede bitiyormuş mesela? İşte Fatal Fury'de bitiyor. Evet. Sonra şuradan Fif ile Las aralığındaki oyunları görmek için diğer klasöre geçiyoruz. Burada da diğer klasörler işte F-Zero, FIFA'lar vesaire. Hı hı. Böyle ilerliyor. İşte mesela Final Fight'lar. Yalnız bir şey fark ettin mi? Yok klasör aç, klasöre geç falan. Sanki kırılsın diye yapılmış tabii, gibi. Tabii. Yani öyle. Klasör yapısı destekliyor. Bir şeyler var ihtimalle, yani. Büyük ihtimalle Nintendo bunun kırılacağını bilerek piyasaya sürüyor. İşin sonunda bilmemesinin mümkünatı yok. Ve bir insanları da bu bir teşvik ediyor aslında kırıldığını. İşte sonunda dediğim gibi para verip evet, alıyorsun. Ve aldığın şeyin içinde bu kadar çok oyun oynayabilmek insana şevk veriyor ya. Tabii. Mesela Final Fight. Açalım bir tane hiç olmayan bir oyunu. Evet, normal şartlarda olmayan. Capcom diye çıkıyor. Şu yanlarda işte oyunlar hep 4'e 3 formatta veriliyor. Yanlara frame atıyorsun kendin. İşte bu Nintendo markalı hoparlör frame'ini seçtim. Seninle daha önce muhabbetini de yapmıştık. Evet. Eskiden Winamp'ta böyle bir plugin vardı. Evet, aynen. Buradaki şeyle oynuyordu. Gönül isterdi ki buradakiler hoparlörler de oynasın böyle dan dan diye ama oynamıyor. Ama yine de güzel bir görüntü. Final Fight oyunu hepimizin namı diğer Hagar. Hagar'ı seçerek biz dönüyorum. Şimdi görüntüde 3 tane farklı seçenek var. Bilmiyorum videoda bunu gösterebileceğiz mi çok ama. Bu CRT filter dediğimiz. Ondan sonra ekranın böyle çizik çizik olduğu, biraz daha eski tüplü televizyon, eski tüplü televizyonu andıran bir yapı var. Reset tuşuna basıp menüye dönebiliyoruz oyunu kaybetmeden. Buradan display'den mesela Pixel Perfect diye bir format var. Bunu seçtikten sonra tekrar... Daha dar bir görüntü çıkıyor o zaman. Evet, evet, daha dar bir görüntü ama daha keskin bir görüntü. Gördüğün gibi hani biraz daha piksellenmiş ama daha renklerin keskin olduğu bir görüntü. Benim en çok hoşuma giden direkt şey 4'e 3 format olan. Şöyle 4'e 3 format olan. Diğeri daha blur geliyor o CRT evet, filter bana. Filter. Ondan sonra şey... O CRT evet, filtri belli bir ekran boyutuna göre hesaplanması gerekiyor aslında. Aynen. Bu çeşitli ekranlarda oynandığı için orada mükemmel bir CRT efekti yaratmak çok zor. Zor olsa gerek. Optimum bir şey yapmak evet, zor yani. Gördüğünüz gibi mis gibi bir Hagar oyunumuz var. Güzel... Sunset Riders görmek istedim. Onu açalım. Şey, güzel taraftan bir tanesi de orijinal yapıda olduğu için direkt save özelliğinde koruyabiliyor. Yani hani orijinaldeki save özelliğimizi de koruyabiliyoruz. Hemen o sonra... beni mesela kesinlikle faydalı bulduğum bir özellik. Evet, evet. İstediğin yerdeki hani bir checkpoint falan da gerektirmeden istediğin gibi save edebiliyorsun. Mesela Nesmini kırılıyor dediklerinde save özelliği duruyor mu diye sormuştum yani. Evet, öyle ki duruyor. Bence de hoş bir özellik. Hemen Sunset Riders'a gelelim. Şuradan Mega Man'den Mortal Kombat'lar ilerleyelim. Star Trek'ler ve Sunset Riders. Menüden böyle beğenmediğinde anında silebilmek olsa süper olurdu. Çok güzel olurmuş. Ben de dün işte fazladan oyun yüklediğimde onu istedim mesela tekrar bilgisayara bağlamadan. Ben bunu hayatta oynamam dediğini tabii, tabii, sileceksin.
Çünkü ben dün 777 tane oyun indirdim. Büyük ihtimal çoğunu oynamayacağım. ama içinden deneyip hemen hızlıca silebilmek olsaydı güzel olurdu. Evet. Ama Sunset Rider meşhur. Cihaza bağladığın zaman aradan seçip silme muhabbeti var mı? Var. Şeye var. Bağladığın zaman. Var. İstediğiniz silme var. Anladım. Güzel bir özellik. Ve çok kolay. O uygulama çok kolay. Yapan arkadaşların eline sağlık. Sunset Rider'da senin adamın, favori adamın kimdi abi? Abi... Ben bu korma yani. Hastasıydım çünkü bu çift silah yüzünden benim hani daha çok hoşuma gidiyordu bu eleman. Aynen. Yani orijinal SNES sever ve sahibi olan biri olarak Sunset Rider'ı nasıl görüyorsun şu anda mesela? Sence oynanabilirlik? Bende Sunset Riders yok. Birçok insanda yok bu oyun. O yüzden özellikle SNES Mini'de görmek isteyebileceklerini düşündüm. Benim için arcade'i var bu oyunun. Benim için bu bir MAME oyunu yani. Bilgisayarda MAME'de veya arcade makinamdaki MAME'de oynadığım bir oyun. Şu an görüntü peki sence zevksiz mi? Çok güzel. Hayır yok, çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Hop yanlış atladık burada. Yani burada aslında burada şeyi de görüyoruz. Nintendo resmen internetteki ROM'lara uyumlu yapmış bunu. Kendisi özel bir ROM sistemi koymamış. Tabii. Yani bizim klasik bilgisayarlara vesaire indirdiğimiz emülatörlerin çalıştırabildiği ROM'lar. Ya az önce dediğin şey çok doğru. Bence hani kırılabilsin diye yapılmış gibi bu cihaz. Evet. Yani mutlaka ki desteklemediklerini söyleyecekler ama... Tabii. Wii'nin de bu kadar kolay kırılabiliyor olması mesela. Hani istemeyen kırdırmıyor arkadaşım. Mesela Sony'de görüyoruz. Sony'nin konsollarını kırmak yıllar sürüyor. Evet. Hani... Evet maalesef. Yani normalde bir konsol kıran bir insan da değilim ben. Hani... Sony'de, Nintendo'nun ürünlerinde evet. Orijinal kullanıyorum ama bu aleti de kırmamak bence biraz şey olur, saflık olabilir. Burada ben boğanın kuyruğuna değiyordum hep. Değmemen gerekiyor çünkü. Evet. Burası benim için de bir şeydi. Zordu Atari salonlarında oynarken. Geliyor mu yine? Yok, bitiyor. Şu anda boss'a geliyoruz, ilk bölüm boss'una. Tamam, başka bir oyuna bakalım bence. Çeşit evet, olsun. Bakalım. Hemen hızlıca. Star Fox 2'yi açalım ya. Star Fox 2'yi hemen şuradan klasör yapısından ana menüye dönme. Klasörümüz bu, üstünde ok işareti var. Hemen Star Fox 2'ye bakalım biraz. Çünkü... Evet. Yayınlanmamış bir oyun diye bahsettik. Ve onu açmaya uğraştık az önce. Nintendo. Grafikler sanki diğer Star Fox'tan çok ama farklı değil gibi mi? Bir bakalım. Mission diyelim, normal modda oynayalım. Biraz daha renkli gibi. Hani böyle yalandan bir texture atmaya çalışma. Hani diğerleri sonuçta sadece poligon vardı. Evet. Texture yoktu içinde. Bunda sanki biraz da böyle bir yalan bir texture var gibi yani. İçeri. Ama şimdi oyuna girdiğimizde belli olur herhalde. Evet. Bu şerikine çok benziyor. DS'deki harita yapısına çok benziyor. 3DS'deki. Fey. Fox ve Fey karakteri. Bu konuşma efektleri. Kalan kayıt süremizde 2 dakika gibi bir şey kaldı zaten. Hemen oyuna başlayabiliriz. Gir oyuna gir. Niye başlayalım? Nasıl yapıyoruz? Hadi... This is our satellite. Dur bakalım. Haritada fiziksel olarak hareket etmemiz gerekiyormuş. Üzerine ok getirip seçmekle olmuyormuş. Onu anladık. Burada first person bakış açısı da var. Diğerinde yoktu galiba öyle bir şey. Peki değişiyor mu sence bakışlar? Çok değişiyormuş gibi değil. Select'e bas. Yok. Olmuyor. Target'ımızı bu taraf gösteriyor. Hiç hoşuma gitmedi. Evet. First person olarak bakıyoruz olaya. Nerede İki tuşa, üç tuşa bassak falan. Klasik. Yok olmadı, bu bana gelmedi. Şu anda başım dönüyor. Neyse, bu kadarmış. Çıktın gibi. Yok, clear time oldu. Oyun bölüm mü geçtik? Bölüm mü geçtik? Geçtik yani. Nasıl geçtin onu ya? Yani bayağı başta olmuş. Evet, haritada böyle bir yer seçip basarak böyle ilerliyormuşuz meğersem. Az önce bunu fark ettik. Böyle giden bir şey. Evet. Bu kadar. Evet, çok Star Fox hakkında bilgi verebildiğimizi düşünmüyorum ama sanırım sadece first person bakış açısı varmış. Evet, onu anladık en azından. Ya da biz bu kadarından anlayabildik. Tabii ki şimdi burada hangi oyunu açsak onun üzerinde bir sürü muhabbet edebiliriz tabii ki. Ama artık toparlamak da lazım. Zira
bir şey kalmadı yani. Böyle kapatalım. Kaydedebileceğim yerim kalmadı kamerada. Shutting down diyelim. Aynen. Ve biz de bunu kapatmış olalım. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkürler. Daha erken kapattıysanız da size teşekkür falan yok. Görüşmek üzere.